Almanya'da ve Britanya'da, Britanya Alevi toplumunda bu arada e, anmak gerekiyor. Burada Alevi örgütleri gerçekten başarılı bir sınav verdiler, başarılı işler yapıyorlar ve gerek Alevilerin, gerek Alevi örgütlerinin, Alevi önderlerinin kurum yetkililerinin pir, pirlerimizin önderliğinde bir mücadele verildi ve Alevi inancı Almanya'nın belli eyaletlerinde kabul gördü. Ama bu yeterli mi? Yani Almanya'da görmüş olabilir. Amerika'da görmüş olabilir. İngiltere'de görmüş olabilir. Oysa ki Alevilerin ana yurdu neresidir? Anadolu coğrafyasıdır. Mezopotamya coğrafyasıdır. Bu coğrafyada yaşayan ben devletin söylemiyle söylüyorum. 20 milyon alevinin olduğunu kendileri kabul etmekte. Alevi örgütlerinin iddiası ama devletin de kabulüdür bu. Peki bu 20 milyon insanın yaşadığı coğrafyada aleviler askerliğini yapar, vergisini verir. Bütün devletin koyduğu kurallara harfiyen uyar ama alevilerin inançları yok sayılır. Dolayısıyla Esasen Türkiye'de bunun mücadelesini vermek lazım ve devletin kendi insanlarının bu inancını tanıması gerekiyor. Çünkü devletin dini olmaz. Devlet bütün inançlar karşısında, bütün dinler karşısında, bütün mezhepler karşısında eşit mesafede durur. Dolayısıyla devlet eğer Aleviler diyorsa ki biz böyle inanıyoruz. Biz inancımızı böyle kabul görmesini diliyoruz derdikten sonra burada olay bitmiştir. Devletin burada müdahale etme şansı yoktur. Çünkü devlet bütün inançlar arasında eşit mesafeyi koruyarak herkesin hak ettiği değeri vermek durumunda. Bu arada şey almadan olmaz. Biliyorsunuz mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri yapıldı. Bu bütçe görüşmelerinde özellikle Kemal Bülbül anmadan olmaz. Sizin kalan kanalınız vasıtasıyla buradan sevgili Kemal Bülbül kardeşimize de selam olsun. Gerçekten Alevi örgütleri, Alevi milletvekilleri adına ki bütün Alevi milletvekilleri siyasal parti ayrımı yapılmaksızın herkes bu konuda üzerine düşeni söyledi, yaptı. Siz Alevilerin vergilerini alıyorsunuz ama bu vergileri camilere harcıyorsunuz. Alevi inanç kurumlarına harcamıyorsunuz. Sevgili Kemal'in de belirttiği gibi 2. Mahmut döneminde 1826'da siz Hacı Bektaş dergahına kayyum atadınız. Bunun dışında Aleviler bir hizmette de görmediler devletten. Bunun altını çizmek gerekiyor. Mevlidlerinin bir e, ihtiyaçtan Doğmanın ötesinde. Demin de söylediğim gibi. Ya Aleviler kendilerini nasıl tarif ediyor? Bırakalım Aleviler kendilerini tarif etsinler. Aleviler inançları şey yapsınlar, tarif etsinler. Ama siz dayatıyorsunuz. Siz busunuz. Siz bunun içindesiniz. Ya bir Alevilere sordunuz mu? Siz kimsiniz? Siz inançlarınızı nasıl eda edersiniz? Sizin duygularınız, düşünceleriniz nedir? Bu konuda maalesef iyimser değilim. Vallahi 145 yılda geçse, 290 yılda geçse bu mantıkla Alevilerin sorunları çözülmez. Bunun için de Alevi örgütlerinin gerçekten konuya sahip çıkması gerekir, dik durması gerekir. Şunu belirtmeden edemeyeceğim. Alevi pirleri, Alevi dedeleri bu sorumluluktan kaçamazlar. Alevi pirleri ve dedeleri geçmişte geçmişte çarıklarıyla ve o kış koşullarında paltolarının, sakoların altına sakladıkları o üç telli yol gösteren curasıyla ki biz ona de başka bir şey diyoruz. Telli Kur'an'ımız diyoruz. Onun hakkını vermeli ve toplum önderliği görevini yerine getirmeli. Ve bu konuda da Alevi toplumunun önünde gitmeli hiç bu konuda taviz vermemeli. Alevi pirleri tam da Alevi toplumunun buna ihtiyacı var ve taleplerimizi çekinmeden, önün arkasını düşünmeden Alevi yol ve süreyi neyi gerektiriyorsa Alevi bu konuda bunu harfiyen yerine getirmeleri gerekiyor. Sonuçta <laughs> bu toplumun pirlere, rehbere, bilgeye, uluya, bilime, ilime ihtiyacı var. Bunu da kim yerine getirecek? Toplum önderleri, kanaat önderleri, yazarlarımız, çizerlerimiz, rehberlerimiz, pirlerimiz, bunlarımız. Yani yolulları, uluların görevi bunu da yerine getirmemiz gerekir. Bütün sorumlulukları almak kaydıyla ben diyorum ki bu konuda Alevi pirleri önderlik yapmalı. İnancına sahip çıkmalı inancını bu toplumda alenen savunabilmeli